Sayın Beştaş. Teşekkürler Sayın Başkan. Önceki bu dönem Hakkari milletvekilimiz olan Leyla Güven bilindiği üzere hala cezaevinde tutuluyor. Elazığ cezaevinde ve dün yaptığı konuşmalar sebebiyle kendisi hakkında 11 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Önceki cezadan ayrı olarak. Konuştuğu için hapis cezası aldı. Çünkü dosyada başka hiçbir iddia da yok. Zaten olamaz da. Kendisi hem DTK'nın eş başkanı hem de Hakkari milletvekiliyken burada hukuksuz bir şekilde vekilliği düşürüldü. Ve daha geçen hafta Anayasa Mahkemesi kendisinin başvurusu sonucunda ihlal kararı verdi. Hem milletvekili dokunulmazlığıyla bağdaşmadığını söyledi. Hem de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini söyledi. Şunu söylemek istiyorum. Bu bir intikam meselesi. Hukuk devletlerinde eğer devlet intikama alet edip buyurunuz. Devlet olma niteliği yok olur. Şu anda Türkiye devleti gerçekten hukuku bir silah olarak kullanıyor ve en büyük meşruiyet aracı devletlerin hukuktur. Hukuk çıkarılmış vaziyette. Şunu söylemek istiyorum. Bunu herkes duysun. Türkiye'de AKP milletvekillerinin konuşmalarını engelliyor. Ceza veriyor, rehin alıyor ve şu anda içeride arkadaşlarımızın tamamı yaptıkları konuşmalardan dolayı ceza aldı. Leyla Güven de bunlardan bir tanesidir. Leyla'nın mücadelesi bizim de mücadelemizdir. Buradan kendisine, Elazığ cezaevine, bütün grubumuz adına kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyorum. Sayın Başkan, bir de bu hasta mahpuslar meselesi çok hayati. Hasan Aşağı %91 engelli Sayın Başkan. Altını çizerek söylüyorum. %91 Adli Tıp Kurumu. Buyurunuz, tamamlayın efendim. Adli Tıp Kurumu raporlarına göre bile vücut fonksiyonlarının %91 oranında kaybetmiş, fakat buna rağmen cezaevinde kalabilir raporu vermiş ve şimdi de İyi halli olmadığı gerekçesiyle infazı yakılmış. Diğeri Nesip Yapıcı, cezası bitmiş. Yine cezaevi gözlem kurulu infazını yaktığı için tahliye edilmiyor. Cezaevi gözlem kurulları insanların ölümüne imza atıyor. Kendilerini mahkeme yerine koyuyor. Yargı kararı veriyor. Bundan bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor ve bu iktidarın elinde. Ya yönetmelik değişecek, ya yasa değişecek, ya da bunun gereği yapılacak. Haksız yere yüzlerce mahpus infaz yakılarak içeride tutuluyor. Bunu da bilginize sunuyorum. Teşekkür ediyorum.